Ben Yelda'nın arkadaşıyım. Yani uzun zamandır görüşmüyoruz ama öyle. Yelda. Yelda. Karın. Ne oldu artık? Evli değil misiniz? Civan. Cadıgar, gelsene. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çalışıyor muydunuz? Yo, bitti. Civan'la biraz İtalya'dan bahsediyorduk. Ne zaman geldin? Şimdi. Fotoğrafları unutmuşuz. Ha. Eğer işiniz varsa... Yo, bitti. Değil mi Görkem? Evet, evet. Ben de çıkıyorum zaten. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Ceylan'ım, şu andan itibaren hayatta tek bir amacımız var. Mahir'in annesini annemden önce bulmak. Ablam bulmaz herhalde ya. Bulmaz Ceylan ya. Bugüne kadar kimleri bulmuş bir düşün. O da doğru. Ayrıca kimi bulduysa hep bir uğursuzluk geldi. Tam aramız düzelmiş, şimdi de Mahir'in annesini el attı ya. Ablam peki bir şey soracağım. Şimdi bu böyle habersiz yapılacak bir şey mi? Yani Mahir istese bulamaz mı annesini? Ya kolay değil şimdi Ceylan ya. Terk edip gitmiş kadın. Yani şu dünyada bir tane annesi var. Kim istemez ki görmeyi? Bulacağım ya. Ay sen de annemden beter oldun ha. Bulacağız Ceylan'ım ya. Niye ayrı kalsın ki? Ya tamam bulacağız bulmasına da daha annesinin adını bile bilmiyoruz. Nasıl bulacağız? Bulacağız. Bulurum ya ben. Sorup soruştursak ben bir günde bulurum. Yarışma. O da bizim bir evladımız. Ne olur anası gelse, sarılsa, evladım dese, oğlum dese. Hüsne sen ajan mısın, casus musun, deşkilat mısın? Niye milletin kaybını sen buluyorsun? Mahir kazık kadar istese kendi bulur, bırak. Hüsnü teyze. Kıvırcık. Gelebilir miyim? Gel, gel. Dezzesinin canı, kıvırcıkların en güzeli. Gel. Gel oğlum, gel sarı fırtına, gel. Gel bakayım. Gel, gel. Aman, aman. Ne oldu, sen uyuyamadın mı oğlum? Kötü rüya gördüm. Ay benim canım. Ben o rüyayı dövüyüm, adiyim. Gel, gel hadi. Sana masal anlatayım. Aman üstten bak, geçen sefer kırmızı başlıklı kız deyi başladın. Ne cin devesi kaldın, ne taklamakan çölü. Bahattin'im, ben onu uyarladım. Ne ettin? Bizden ezgiler kattım. Küçük çocuk, örnek olsun. Ben küçük değilim. Ha, tabii artık büyüdü o, hadi. Ha, küçük değilsinde ne diye masal isteyin? İstemeyi artık büyüdü o. Hadi benim sarı puturam, kendi uyuyacak, hadi o. Ben anladım. Hadi. Biri var. Ya! Biri var. Ya! Anlatma. Biri varmış, biri yokmuş. Ya! Ya anlatma. Anlatmam, anlatmam. Lokantaya çağıralım. Yarın. Ha, yarın. Ne diyeceğiz? Ya işte ilk gün davet ediyorum diyeceğim. Önce şöyle güzel bir yemek yeriz. Sonra? Sonra? Sonra seni sevdiğimi herkes öğrenecek.
Bekir abla. İyi akşamlar Açık. Ne haber Açık? Birlik Çuğun abi, sizi sormalı. Civan lokantayı gösterdi de. Ha, bir tatlı işi vardı, Yadigar bana yardım etti. He, sağ olsun. Ablam anlattı, lokantam pek güzelmiş. Sağ olasın, yarın bekliyorum. Ne var ki yarın? Davetli misiniz? He. Hacık, çocuklar yattı mı? Yattı. O zaman iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ablam. Tebrik et. He? Battalım annesigilleri aradı. Yakında nişan olacak. Aman. Çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun canım benim. Ay vallahi nasıl içim rahatladı. Aman. Teşekkür etti. Haydi. 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 İyi geceler. İyi geceler. Oy. Söyleyeceğiz işte. Ya ama bak böyle yaparsan yarıda kalmayacağız ha. Vallahi bırakma. Ya şimdi. Ya ne var? Ya Civan bırak. Anne nerede kaldın? Geldim kızım. Kardeşin nerede? Dedemin yanına indi. Sensiz uyuyamıyor. Ben de uyuyamıyorum. E bak geldim işte buradayım. Anne bize hep sen öğüt olur mu? Tamam kızım olur. Ama hiç gitme. Tamam gitmem. Tamam. Hadi şimdi sen yat bakalım. Güzel güzel uyu, ben yanındayım. Uyu benim güzel kızım. Ali. Nerede kaldınız ya? Ya babam lafı tuttu. Getirdin mi? Kimse gördü mü? Kimliğinin fotokopisi. Mahir bir şey anlamadı değil mi? Yok, dükkandan aldım. Ya Arife bak, Mahir annesi konusunda biraz hassas. Arkadaşımız zor durumda. Ya hayır ya, bırakmayacağız. Biz de onun iyiliği için uğraşıyoruz burada Ali. Biz bulmazsak annem bulacak. Hadi kolay gelsin. Sen dükkana mı gidiyorsun? Ha, gelecek misin? Gelirim. Gelemez. Operasyon yapıyoruz burada Ceylan. Sen de varsın istersen unutma. Abla abartma istersen ya. İyi hadi geç kalmayın. Tamam tamam. Haydi. Abart. Her şeyi abart. Her şeyi abart. Neriman Hanım var, yufkacı. Mahallede bilmediği yok, muhtar. Aa. Hüsnü. Canı kim? Karışma dedim. Bahattin'im, hamala Semer'i yük olmazmış.
O da benim oğlum, Sevap. Bak sevabı günahı bilmem, karışma yok. Tamam. Enişte. Hı. Akşam bizim lokantaya davetlisiniz. Nereye? İtalyan, Civan abim bana dedi. Sen ne vakit konuştun? Dün akşam, iştahsız yattıktan sonra ben... Şeyde karşılaştık. Benim yardım etmem icap etti, öyle. Geliyorsunuz değil mi? Ailecek yemek yiyeceğiz. İtalyanmış oğlum. Ne olsun Allah? Ne yiyeceğiz? Pizza. Hüsnüm sen de pizzaya çok alıştın. Anne biz de gidecek miyiz pizza yemeye? Yok kızım, sizden sonra. Niye? Sen küçüksün kıvırcık. Ben küçük değilim. Kim kimlin bu da neylin? Tamam mı? Geliyor musunuz? Bahattin. Gidelim Bahattin. Dünya gözüyle bir İtalyan'a gidelim ailecek. He. Haydi enişte. İyi o vakit. Geliriz. Çok yemeğin ha. Akşam yemeğe gideceğim. Anne var. Kütük de var. İyi de boşanmışlar. Daha soy ismini bilmiyoruz. Ya mutlaka bir yerde bir kaydı vardır Ceylan ya. Şeye baksak nüfus kayıtlarına. Nasıl bakacağız? Öyle her gelene bilgi veriyorlar mı? Yok da. Ya bak işte. Mahir olsa mutlaka bulurdu şu an. Ya da annem. Ceylan. Tamam abla ya. Abla, hı. Ya bu babamın şeyi yok muydu? Hani Eğin'de bir hemşerisi vardı, bizim dükkana falan gidip geliyordu. Kim ya? Arif amca. Ya bizim nüfus işlerini falan hep o halletmişti hani. He hatırladım. Hı. Nasıl bulacağız onu Ceylan? Bahattin'im, akşamı unutma. Civan, oğlum kaçta saat akşam? İşte akşam yemeğin işte. Hadi gel, geleyim değil mi? Geliyor, geliyor. Ay çocukları bırakmam diye de o açıdan. Çocukları halledeceğiz ablam. Sağ ol ablam. Sude. Ay Yunus. Ya bırak torunumu. Ay bu nasıl? Baba. Hadi Arife dükkana hadi. İki dakika bir gelsene. Oyun oynayalım mı? Şimdi olmaz. Niye? Okula gidiyorum. Ben de geleyim. Gelemezsin ki. Neden? Daha küçüksün. Yunus'um. Oğlum ben gidiyorum. Kapının önünden ayrılma tamam mı? Hadi sarı fırtına. Hadi oğlum eve. Hadi. Hadi aslan. Sude sen nereye? Okula gidiyorum Bahattin amca. Hadi gel geçerken bırakalım seni de. Hadi. Tamam. Sağ ol baba. Görüşürüz Yunus. Görüşürüz. Oğlum hadi sen de eve. Haydi. Yunus'um haydi. Thank you.
Defne'nin annesi çaya geliyor. Sebep? Tanışacağız Cemal. Kızı eve çağırıyoruz, sağa sola götürüyoruz. Ali, Ali'nin haberi var mı? Eve insan davet etmek için Ali'den izin mi alacağım? İnsan davet etmeyin beyi. Defne'nin anasını davet edin. Koca adam, çocuk değil. Zor durumda bırakma. Ya Allah Allah. Kadınla çay içeceğiz. Kız isteyecek değiliz ya. Tanışacağız, çay içeceğiz, o kadar. Gel oğlum. Ceylan, sen biliyor musun bu Arif amcayı şimdi? Ya bir iki kere dükkana gelmişti. Görsem tanırım. Ya zaten babam aramış. Adam evraklar hazır demiş ya. Ha, o işte. Nerede? Arif amca. Arif amca. Arif amca. Bir dakika, geliyorum. Hüsnü'nüm, buyurun. İstediğiniz evrak. Senin ne işin var burada ya? İşimi göreyim ya. Hüsnü'nüm, senin kızlar ha? Merhaba Arif amca. Merhaba. Ver şunu. Vermiyorum. Hani karışmayacaktın? Bahattin'im haber etti. Allah'ım, taktın mı Hayri'nin annesine ya? Kızım, sen cin olmadan adam mı çarpayım? Esas sizin ne işiniz var devlet kapılarında? Okulunuza gidin, işinizi yapın. Ver şunu. Vermiyorum. Arife. Üstelik sıkıntı yok değil mi? Yok, sağ ol Arif Bey. Biz aramızda halledeceğiz. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Ustaya da çok çok selamlar. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Sen de konu aklına uydun ha Ceylan'ım. Anne yapma, ne olursun yapma ya. Hadi biz gittik, işimiz bitti. Arife. 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 Usta, döner takacağım da Arife gelecek mi? Tak oğlum sen döneri. Ha. Gelmeyecek diyorsun. Bir arkadaşıyla işi var. Ha, arkadaşıyla. Hayırdır? Yok, biz hep döneri beraber şey diyoruz ya, beraber takıyoruz, o yüzden sordum. Oğlum döneri al, Ali'yi tak, beni al. Döner takmak için adam mı yok? Arife'nin işi var. Allah Allah! Tamam usta. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyiyim. Çok iyiyim. Bir orta kahve bana da. Akşam bizimkileri yemeğe çağırdım da. Güzel. Sorun olmadı değil mi? Yadigar, Yelda'yı duymuş mu? Ha, duymamış. Civan. Görkem, o evlilik formalite biliyorsun. Yelda ile konuştum. Kağıtları imzalayıp gönderecek. Boşanıyorsunuz. Evet. Yadigar, biliyor musun? Küçüksün dedi ha sana. Okula gelemezsin dedi. Vakir. Ah o Sude'yi. Küçük olur musun sen oğlum? Koca adam oldun. Ha, Hüsnü teyzene yardım edin, Haçık ablana yardım edin. Bahattin dedene edicin. İstesen girer çalışırsın. Koca adam oldun, delikanlı, büyüdün. Bahattin dedem izin vermez ki. Hiç vermez olur mu Kıvırcık? Hüsnü gelsin, seni alsın götürsün, Bahattin dedene yardım et. E hadi o zaman kalk oğlum, hadi. Hazırlan işe gideceksin. Kalk 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 kalk, hadi. Gel bakalım. Hadi Cem Müjde. Battalım hayırdır? Efe demomu dinlettim, yapımcım avans verdi. Nişan alışverişine çıkacağız. Battalım bir şey soracağım. Bu E'nin yarısı sizin değil miydi? Yani demo ne hacet? Yarısı mı? He. Neyse. Annengil ne zaman gelir? Önce Bahattin babamla konuşacağım. Akşam İtalyan'dayık. Ney?
Ya Civan abim lokantasına gidiyik ailecenek. Yarın gel. Beni de alın. Ya battalım olmaz. Ya ben senin sözün değil mi? Bizim aşkımız, bizim sevdamız millete malum değil mi Hatice'm ya? O masada benim de yerim var. Ya tamam var da daha nikah kıyılmadan nereye geleyim? Tamam işte akşam söyleyeceğim. Bahattin babama söyle ben de geleceğim. Ya battalım. Geleceğim Hatice'm. İtiraz istemem. Eğme yüzünü. Görkem daha dün söyledi. Arkadaşınmış. Görkem? Aa, İstanbul'da olduğunu bile bilmiyordum. Nasıl? İyi mi? Bilmem. İyi galiba. Hakkımda çok şey biliyor. Eskiden dertleşirdik. Yelda. Kağıtları soracaksın biliyorum. Yolladım. Yolladım. Bugün elinde olur. Sağ ol. Yelda. Neyse benim gitmem gerek. Yelda bak zarfı lokantaya yolladın değil mi? Hoşça kal. Yelda adresi verdim. Yelda. Eskiden burada oturmuşlar ha Hüsnü? He 15 yıl falan olmuş. Kocası tellikçi. Elvan Hanım. Evet canım Elvan. Senin dükkan var da o vakit. Olmaz mı Hüsnü? Börek satardım da her gün gelirdin iki kutu börek alırdın. Birini eve, birini yolda yemeye. Bildim. Elvan'ı da bil. Elvan, Elvan. Oğlu vardı küçük. Mahir. Kocası terlikçi. Ha. Ben bilmem de onu bizim Aysel bilir. Aysel kim kız? Benim arkadaş. Sen şimdi dur ben bir ona sorup geleyim. Neriman canımın içi sağ ol. Tazecik. Yürün afiyet olsun. Hayda. Ne oldu? Niye hiçbir şey? Arife yok ya. Gelir şimdi. Ya birader sabahtan beri arıyorum ya cevap da vermiyor. Sen biliyor musun ya bir terslik falan yok değil mi? Yok be oğlum. Bir arkadaşına falan gitmiştir herhalde. Hangi arkadaşına ya? Ya bilmiyorum Mahir. Gelir şimdi. Mahir. Ceylan'ım ya, bunca yıl gelmediyse bu annesi belki de buralarda değil ya. Mahir de öyle demiş ya. Almanya'daysa nasıl bulacağım ben? Ya bilmiyorum abla ya. Bir arkadaşına ulaşsak ya da Mahir'in babasına. Mahir? Ya ablam sen de Mahir'i istemiyorsun, annemi istemiyorsun. Biz nasıl bulacağız bilmiyorum ki. Bulacağız Ceylan'ım. Bizde bu gen var. Hüsnü Celepoğlu geni bu. Ben bulacağız dediysen buluruz. Al, al, al. Şuraya da yazıyorum ya, bulacağım. Tamam, hadi ya. Bulacağım bu kadını. Buldum Hüsnü, buldum, buldum. İki telli'de oturuyormuş. İki telli. Aysel'im yakında görüşmüş. Hüsnü Hanım arasın, benden de selam söylesin dedi. Neriman'ım, eyle büyük bir sevap işledin ki. Sahi kız, ne yapacaksın sen bu kadını? Hayır işi, haber edeceğim. Ay bir lokma acı kaldım. Helal et. Helal olsun. Hadi hayırlı günler. Alo. Elvan Hanım. Canım iyi günler. Ben Hüsnü Celepoğlu. Seni çok güzel bir şey için aradım. Hı. Canım. Şimdi... Kulağını aç. Kimse bir şey sordu mu? Yok. Zaten Arife
Mahir'in annesini bulma derdinde. Eniştem de senin işi başından aşkın. Sen hazır mısın? Hazırım da korkuyorum Civan. Acaba önce Hüsnü ablamla mı konuşsaydım? Ne bileyim şimdi böyle herkesin ortasında birdenbire. Yadigar, ablam bilince herkes öğrenmeyecek mi? Çocuklarla ayrı konuşacağım ama. Ya tamam, merak etme. Civan, bir terslik olursa... Olmayacak Yadigar, olmayacak. Sen ne zaman çıkacaksın onu söyle. Ben... Yadigar abla, Arifeler geldi. Tamam Ali. Oldu hanımefendi, iyi günler. İyi günler. Şefim, pesto sos hazır, bir bakarsanız. Geldim. Arife, ne oldu ya? Bugün bir türlü dükkana gelemedin. İşin çok galiba. Yok ya, bir yere uğradım ben. Ha, işle ilgili bir şey mi? Yok, özel. Özel mi? Ha. Ney mesela? Mahir, bir gelsene. Ne oldu, ne oldu? Ya bir gel abi. Ya tamam, bir dakika abi ya. Arife bir şey karıştırıyor ya. Ya ne karıştıracak oğlum? Ya abi soruyorum, ne oldu diyorum, bir şey demiyor. İşte biriyle buluştum diyor. Kim diyorum, özel diyor falan. Ne özeli ya? Sen bak bir şey biliyorsan söylesene. Ya abicim, Arife öyle şey yapar mı? Ne oluyor abi o zaman? Ya bir bekle, öğreneceksin. Neyi, neyi, neyi öğreneceğim, neyi ya? Abicim, vakti geldiğinde öğrenirsin. Arife sağlam kızdır. Bir sus ya, bir iki dakika bir kes sesini ya, iki dakika. Tamam abi, keseyim sesimi. Ses kes, pim çek. Şimdi Arife'm, elinizde bir isim var, bu bir. Adres lazım Yadigar abla, adres. Adres, telefon. Muhtara sorsanız. Kaç yıl olmuş Yadigar abla, kim bilir kaç kez taşındı bunlar. Bir de Almanya mevzu var. Yani Hüsnü ablam diyeceğim. Hadi gel. Bulmadı değil mi? Yok, o işi hallettik. Sabah kağıdı aldık elinden. Yani kaydını kuydunu bulsa? Bu kaydı polis bulur ya. Polis mi? Ha. İstedikleri zaman her şeyi buluyorlar. Ya onlar her şeyi buluyor da biz polisi nereden bulacağız? Aa, Yunus! Koş bakalım Kıvırcık. Oğlum! Senin ne işin var burada? Çalışmaya geldim. Allah seni, yer cücesi. Yadigar'ım, oğlum büyüdü, dedesine yardım edici. Yunus. Ne yaptınız Mahir'in anasını? Bulamadınız. Sen? Sen bir şey karıştırmıyorsun değil mi? Yok, top sizde. Bir çayını içerim. Getiririm. Eniştem, Hüsnü ablam getirmiş. Çalışmaya geldim. Hay maşallah. Hüsnü burada mı? Gel bakalım Sarı Fırtına, gel. Bak seni garsonların en başı yapacağım. Şef garson yapacağım. Tamam mı Sarı Fırtına? Hüsnü, hadi kazan mübarek olsun. Hayırdır? Gelinler geliyor. Kim? Defne, anasını çaya çağırdım. Buyur sen de gel. Git git. Sana da meşgale olur. Hem öyle başka şeylere de karışmazsın. Hayırdır? Kızım isteyeceğim Behiyem. Yok, çay içeceğiz o kadar. Civan'ım davet etti ya, meşguliyetim var. Akşam o. Kızım İtalyan lokantası, gidip hazırlanıcı. Ya o kadar davet ettik Hüsnü. Bir çay içer dönersin. Git git git. Ey ya. Tamam, çantamı alıp geleyim. Haydi koş Behiyem. Sağ ol abla ya.
Hadi bakalım şimdi siparişi aldığın gibi koş gel. Tamam mı Sarı Fırtına? Tamam. Yunus'um iyi aklında tutacaksın ama ha. Ya o tutar mı çocuk mu? Tutar benim aslanım. Fırtınam benim o. Bakar mısın? Ufaklık abilerinden birini yollar mısın? Sipariş vereceğim. Hadi bakalım. Gel beraber alalım hadi sipariş. İşte yorma kendini. Çocuk o da çocukluğunu bilecek. Hey Yunus'um. Tamam anladım. Büyüdün artık bebek değilsin. Ama büyük adam olman için biraz daha vakte ihtiyacım var. Ha paşam. Tamam. Ne kadar? Az oğlum. Çok az. Birazcık kaldı. Eniştem, ben hani işim vardı ya, hazır Yunus buradayken. Tamam kızım, sen git yap işini. Biz burada dede torun halledeceğiz dükkanı. Hem benim açıdan. Ablam sen annemi Ali'lere yolladın ama inşallah bir şey karıştırmaz. Ya karıştırmaz işte, bir çay içeceklermiş. Ya işte annem bu belli olmaz. Ya bir şey olmaz. Bir çay diyorsun yani. Evet. Of abla ya, nereden çıktı bu Defne ya? Arife. Heh, Yasin komiserim. Alın bunu. Buldunuz mu? Elvan Yaşar. Yalova mı? Almanya'da değilmiş. Değilmiş. Mahir öyle dedi. Bu burnumuzun dibi. Mahir bilmiyor muymuş annesinin yerini? Bizim Mahir ketum çocuktur. Havadan sudan konuşur ama annesine geldiğimi anlatmaz. He. Şimdi Yasin komiserim. Şimdi bizim buraya geldiğimizi Mahir bilmiyor. Bu bir sır yani. Aramızda kalabilir mi? Ben öyle her isteğine bilgi vermem. Ama siz o dükkanda bir aile oldunuz. Eğer bu dünyada Mahir'le annesini buluşturacak olan biri varsa o da sizsiniz. Sağ ol. Sağ ol. İyi şanslar. Kolay gelsin. Allah Allah. Aman Hüsnü. Tanışacağız. Çay içeceğiz o. Annen haberi yok. Merak etme. Hüsnü. Sen ne sevinin? Behiyem, bir sevaba girdim ki. Ne sevabı? Mahir'in anasını buldum. Ne? Yoktu hani? Yoktu. Akşama geleyim. Aman! Al bakalım genç arkadaş şuraya. Yunus. Al sen oğlum. Okula ne zaman gideceğim? Ne okul? İşin var işte, çalışın. Okula seneye gideceksin. Ben okula gitmek istiyorum. Oğlum nereden çıktı şimdi okul? Sude gidiyor. Bana sen küçüksün, gidemezsin dedi. Şimdi belli oldu Fırtına'nın dedi. Sağ ol kızım. Geleceğim. Defne kızımızı ilk gördüğümüz anda kanımız kaynadı. Çok terbiyeli, güzel, pırlanta gibi bir kız. Teşekkür ederim Hüsnü teyze. Ben de ne zamandır merak ediyordum. Kısmet bugüneymiş. He, tanıştık iyi oldu. Defne'nin anası deyince biz yaşlarda sandık. Erken doğurdun Zahir. Çalışma hayatı insanı genç tutuyor. Çalışmaya biz de çalışacağız. Ben çocuklar olunca bıraktım. Neyi? İşte Bahattin'ime yardımdır, destektir. Hangi alanda? Hüsnem, hangi alanda?
yemek sektörü. Vallahi biz çalışmaktan kendimize bakmaya vakit bulamadık. Sen bakmışsın maşallah. Rezanım. Bak al bundan ye. Beyim ellerinle yaptı. Hüsne, onu Rezan Hanımlar getirdi. Afiyet olsun. Sağ olun. Ay. Görkem. Hı. Bana bir zarf gelecekti. Geldi mi? Ya haberim yok. Niye? Ya gelince haber verir misin? Tamam. Önemli bir şey herhalde. Hayırdır? İtalya'dan. Geldi ama. Hı, boşanma kağıtları. Civan. Bir yer gel. Görkem merhaba. Merhaba. Şey ben ceketimi alıp geliyorum. Tamam. Akşam burada olacak mısınız? Bugün büyük gün. Kutlama herhalde. Yani inşallah hayırlı olacak. Hayırlı bir şey. Tebrikler o zaman. Sağ ol. Görkem hemen geliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kal. İyi şanslar. Sağ ol. Alo, geldi. Alim tek evlat. Allah bağışlasın. Defne de tek çocuk. Kısmet. Çocuklar üstünde baskı oluyor tabii. Nasıl? Yani tek çocuk olunca anne babalar daha fazla bağlanıyor. Bence tersine. Çocukları rahat bırakmak gerek. Bence de. Vallahi biz birbirine çok bağlı bir aileyiz Rezan Hanım. Ali nereye, ben oraya. Nasıl? Yani yarın bir gün bir yuva kursa ben Ali'yi hayatta bırakmam. Ben de. Ali'yi mi? Benimkiler kendi çocuklarım. Hayır, beraber mi yaşayacaksınız onu dedim ben. Anne içli köfte alsana bak. Çok güzel. Hayır kızım, sağ ol. He, ne sakıncası var? Rahatsız olmazlar mı Behiye Hanım? Kendi evladımız bizde mi rahatsız olacak? Anlamadım. Anne. Kızım soruyorum. Anca beraber, kanca beraber Rezan Hanım. Sen bunun nesini anlamıyorsun? Bu konuyu artık uzatmasak. Peki uzatmayalım. Tamam, biz kalkalım artık. Ama Rezan Hanım, ne kalkması? Sen bizi yanlış anladın. Ne? Bir dakika Behiye'm. Şimdi bunlar, bunun kocası filan... dünya kibarı, dünya iyisi insanlar. Allah'ım böyle insanlar olmaz, olamaz. Bunlar birilerinin üstüne yük olucu, imkansız. Bak o kadar yıl Behiye'm kalk gel yok, Behiye'm kalk gel yok. Öyle kibar, öyle de küşümlenir. Hayır, oğlumdan ayrılmam deyince. Ya o farz-ı mahal. Hani yarın bir gün bir evliliktir, bir gelecektir. Hüsne. Lafı deyim değil mi Behiye'm? Şimdi lafı Defne'yi istemeye getirebilmek için oradan lafı oradan açayım yani. Hani Defne isteyecek ya, girizgah olarak yani, hani yani lafı oradan şey edeyim. Peki, siz öyle diyorsanız. Öyle değil. Peki, bekliyoruz. Nereye? İstemeye. Hüsnü Hanım, siz öyle demediniz mi? Öyle dedim canımın içi. Anne. Peki tamam, kabul, bekliyoruz. Civan'la çalışmaya başlamışsınız. Evet, sana söyleyemedim, kusura bakma. Orada mı? Civan, yok. Yadigar'la çıktı.
Nasıl? Yadigar da mı çalışmaya başladı? Yok. Akşama özel bir durum var. Yadigar hayırlı bir şey dedi de. Hayırlı bir şey? Yani sana ben anlatıyorum ama... Yelda boşanma kağıtlarını yolladı deyince Civan, ben mesele halloldu zannettim. Bir şey yolladım da hoşuna gidecek mi bilmiyorum. Görkemciğim, çok sevindim sesini duyduğuma. Arada konuşalım. Tamam, ben Civan geldiğinde aradığını söylerim. Hoşça kal. Eniştem halden anlar. Kızlar zaten bizim taraftan. Bence asıl patırtıyı ablam kopartacak. Civan, öyle herkese bir anda söylemese miydik? Yadigar, bizim evde ha bir kişiye söylemişsin ha herkese. Aynı şey. Eniştem, ya arkamdan iş çevirdiniz derse? Demez. Eniştem ters adamdır ama aşktan, sevdadan anlar. Çocuklar. En zoru onlar. Ya istemezlerse, ya kalpleri kırılırsa, ya yine hayal kırıklığına uğratırsam onlar. Yadigar, bak bakayım bana. Kolay olmayacak. Ama yapacağız. Bu işin altından kalkacağız. Sen yanımda olduktan sonra, beraber olduktan sonra kalkacağız biliyorum. Beyefendi kahveleriniz. Sağ olun. Tatlı bir şey var mı? Tatlılarımız içeride efendim. Bakmak ister misiniz? Olur. Ben bakıp geleyim. İyi. Sara Fortuna. Şimdi hocaya soracağız. Evet de diyebilir, hayır da. Sonra da üzülmek, kırılmak yok. Tamam mı oğlum? Anladın mı beni? Anladım. Bir A, bir B. Sen burada bekle, ben geleyim. Hocam hayırlı günler. Ben Bahattin Celepoğlu. Mahalleden. Celepoğlu et lokantası. Buyurun. Bir maruzatım olacaktı da. Sizi dinliyorum efendim, buyurun. Ne yapacağız şimdi Ceylan? Arayacağız ablam, numarayı da bulduk işte. Ya tamam, arayacağız da. Ya bir terslik falan çıkarsa şimdi? Ablam şimdi mi düşünüyorsun bunu? Ya yok, ne bileyim, korkuyorum ya. İyi, vazgeçelim, aramayalım o zaman. Olmaz. Abla, bak Mahir kızabilir. Yani bunun altından bilmediğimiz bir hikaye de çıkabilir. Ama yine de buraya kadar geldik, annesidir kavuşsun diyorsan... Ya arayacağım ya. Alo. Elvan Hanım'la mı görüşüyorum? Elvan teyzeciğim merhabalar. Benim adım Arife. Ben Mahir'in arkadaşıyım. Şimdi şöyle. Yunus. Efendim. Sen Fırtına. Öğretmeninin sana söyleyeceği bir şeyler var. Yunus, sınıfımızı merak ediyormuşsun. Bugünlük misafirimiz olmak ister misin? Gelebilir miyim?
Hadi bakalım. Peki Bahattin dede? Oğlum sen geç geç, ben buradayım. Hadi sen geç. Şöyle geç bakalım. Hocam sağ ol. Çocuklar, sınıfımızda misafir bir öğrencimiz var. İsmi Yunus. Bugün sizinle birlikte ders izleyecek. Öğretmenim. Sude, hadi yerine kızım. Evet çocuklar, dersimiz Türkçe. Yunus, sen nereden çıktın? Ben de okula gidiyorum. Defter ister misin? Benim var. Birader nerede bu kız ya? Mahir taktın sen de abicim, gelirler. Abicim akşam oldu ya. Bütün gün dışarıda. İnsan bir arayıp sormaz mı yani? Biz burada eşek başımız kardeşim. Böyle bir şey yok ya. Bak ben sinir olurum ha böyle şeylere. Ya söyler bir bekle. Ya ne söyleyecek abi? Bak beni delirtti bugün ya. Vallahi delirtti. Ceylan şimdi ne yapacağım? Söyleyeceksin ablam. Ya kızarsa? Ya çok geç. Kızarsa da dönüşü yok. Hah işte geliyorlar. Arifeciğim nerelerde kaldın? Ya gözlerimiz yollarda kaldı. İyi, nasılsın? İyi, haberler sende. Anlatacağım ya. Neyi? Ama kızmak yok. Neyi kızmak yok ya? Ne oldu ki? Biz geldik. Aa, ne haber Defne? İyi, vallahi haberler acayip. Ha? Çay dedik, lafı nereye getirdin? Ya sen de orada Alim de ayrılmam da etmem de kadın kalkıp gideceği. Böyle ne oldu? Ya sen demedin mi zaten ben baş gözeticim diye? Başka ne dedin? Ha? Ne dedim? Alim'in haberi yok. Yengem hoş geldin. Anne ne oluyor? Ya, bir şey yok oğlum. Behiye teyze söylemeyecek misin? Neyi? İşte oğlum Hüsnü teyzen uğraştı, didindi, aracı oldu. Hep iyi niyetli. Neye aracı oldu? İstemeye gidiyoruz. Kimi? Beni. Nasıl ya? Sürpriz. Haydi hayırlı olsun. Ceylan, bir gelsene, bir şey söyleyeceğim. Oğlum işte çay diye gittik. Hüsnü teyzen öyle canına baştan uğraşınca. Anne ne yaptın sen ya? Sesine dikkat et Ali. Ya bana sordun mu istiyor muyum diye? O nasıl söz? Ya anne kaç yaşında insanlarız. Öyle bir şey olsa zaten haberiniz olur. Bırak, biz karar veririz. Ali. Ne Ali'si anne? Yok öyle bir şey. Olmayacak da. Boşu boşuna ortalığı ayağa kaldırmışsınız. Affedersiniz.
Defne! Defne, bekler misin? Affedersin. Yok, bir şey yok. Sen haklısın. Benim uyarlığım. Ya ben öyle demek istemedim. Ne söylemek istedin peki? Bu iş oyun olmaktan çıktı Ali. Farkında değil misin? Ama dedim ya, yani benim hıyarlığım. Ben bir daha olmazsan, yani bir daha aşık olmam, kendimi salak yerine koymam, yapmam bir daha böyle saçma. Oluyormuş demek. Affedersin. Çok affedersin. Teşekkürler. Görkem, zarfana mı? Yok, fatura yollamışlar. Hoş geldin. Ben bir mutfağa bakayım. Civan, hayırlı olsun. Yadigar hayırlı bir şey dedi ama bu akşam özel bir akşam herhalde. Öyle. Tebrikler. Civan, geldi aradı. Neredeymiş? Niye açmıyormuş telefonu? Ya kızma ama benim yüzümden olabilir. Hayırlı işi benden duymuş oldu. Sen boşanma kağıtlarını yolladım deyince ben de biliyordur sandım. İşte İtalyan yemekleri burada. Pizza. Makarna çeşit çeşit. Lazanya. Ravioli. Ravioli. Hala bunlar da hamur işi iyi. Niye kilo almıyorlar? Onlar Avrupalı kızım. Belini bol tut, akşam yemekte sıkmasın. Halam, Allah aşkına bin dallın neresi sıkacak yav? Bak sus. Civan alacaksın? Buyurun. Yalnız kendisi işte. Adına bir kargo var. Şuraya imza atabilir miyim? Ürettim. Ceylan'ım sana ne? Sen ne surat asıyın? Asmıyorum anne. He, deminden beri suratın turşu sarıyor. Asıl sen niye karışıyorsun ki her şeye? Bırak kim ne yaparsa yapsın, sana ne? Kız Ali'nin mürüvveti, sen de sevineceğine. Ceylan'ım. Merhaba Açık abla. Ablam hayırdır? Herkesin zoru benle, herkesin zoru benle. Allah Allah, ne oluyor ablam? Açık ortalığı düzenle, kızım Mahir'in anası geliyor. Ne? Haydi, haydi. Buralar sessizdi be Arife bugün. Sen olmayınca. Gerçekten mi? Vallahi özledim. Sen bugün ne yaptın ya? Piyasalarda pek gözükmedin. Öğreneceğim. Neyi öğreneceğim ya? Ya az sen bekle ya. Neyi bekleyeyim Arife? Ya benim sana bir sürprizim olacak. Sürpriz mi? Sürprizlere bayılırım. Sen bir güzellik düşünmüşsündür.
Arife, siparişler hazır mı kızım? Tamam Cemal amca. Aferin sana talebe Fırtına. Dersi iyice dinledin mi? Çok iyi dinledim. Aferin oğlum. Yarın da gidebilir miyim? Yo, bak ne anlaştık? Okul vakti gelince. Bahattin dede. Ha benim torunum. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Gel bakalım kızım. Bahattin hoş geldin. Hoş bulduk ablam. Kıvırcık, döktün mü kurtlarını? Aç mısın oğlum? Talebe o, talebe. Dur lan. Civan'ın yemeği yok mu ana? Hazırlanmamışsın. Canımın içi vardı. Var da ne? Ali'ye kız istemişler. Halam Allah'ını seversen. Olmuş artık üstüne, olan da ölene çare yok. Ne oldu, sen neye üzüldün bakın? Canımın içi biraz acele davrandım da. Ali'nin haberi yokmuş. Ali'nin haberi yokken kız mı istedin? Bahattin'in Behiye dedi, gel dedi, çay dedi, anası dedi, kızı dedi, gelinim dedi, isteyecek dedi. Ay üstüne bak. Ay üstüne bak. Ceylan'ım ya. Ya nasıl belli olmaz abla, istemeye gideceklermiş işte. Ya tamam, Behiye teyze öyle bir şey söyledi de, yani işin içinde annem var. Annem varsa mutlaka bir terslik çıkar. Üf, annemi Mahir'den uzak tutalım dedik, olan bize oldu ya. He. Ya benim yüzümden oldu. Özür dilerim Ceylan ya. Sen anneyle konuştun mu bir daha? Mahir'in. İşte kadın yolda geliyor. E anneme ne diyeceğiz? Ceylan. Sen söylesen. Ya abla. Ya zaten kadın çok kalmayacak ya. Annesiyle buluşsun. Sonra bir alır kadını başka bir yere götürürüz. Ya babam da evde. Tamam zaten babamın haberi var. Ceylan ya son bir iyilik yap. Son bir iyilik. De ki Mahir'in annesi geliyor de. Evde buluşacaklar de. Lütfen. Ceylan lütfen lütfen. İyi tamam. Arife. Ne oldu, tamam mı? Şimdi tamam, Ceylan halledecek. Sen iyi misin ya? Hadi gel abla. İyiyim Arife'm. Öyle biraz kafam karışık. Bugün herkes karışık ya. Mahir'in haberi var mı? Şüphelendi ama anlamadı. Ya zaten Elvan teyze eve gelsin. Hemen evden arayacaklar. Mahir'i falan alıp eve gideceğiz biz. Akşam gidiyoruz ama değil mi Arife? Ya gidiyoruz gidiyoruz, sorun yok. Bunlar şimdi bir kavuşsunlar, sonra biz zaten yalnız bırakırız onları. Mahir geliyor, Mahir.
neyi? Mahir'in annesini. Nasıl buldun? Neriman'a sordum. Ya ama anne ya. Kadın iki teliden kalktı geli. İki telli mi? Ceylan kızım sen Yalova demedin mi? Evet baba, Elvan teyze Yalova'da. İki telli. Ya Hüsne, Yalova değil. Yalova'da iki telli var mı Hüsne? Ya ablam Yalova nere? İki telli nere? Elvan Yaşar. Elvan Yaşar, evet. Hayda. Sağ ol Yaylan, kalktın geldin. Ne demek şefim? Hayırlı olsuna gelecektim zaten. Ne zaman açıyorsunuz? Yarın. Bu zarf niye gelmiyor İlhan? Hallolacak şefim. Bugün eline geçecek dedi, yok. Arıyorum arıyorum, cevap vermiyor. Yollamış işte. Bugün eline geçecek demiş. Akşama açıklayacaksınız zaten. Bir aksilik çıkmasın da. Çıkmaz. Bu kız bu hayatta bir tek bana güvenmiş. Ben çıkıp yalan söylüyorum. Ya İlhan ben gidip konuşsam mı? Şefim, kağıtlar gelsin, söyle. Bir iki saate aile gelecek. Yemek yiyeceksiniz. Çıkıp millete biz seviyoruz diyeceksiniz. Bu araya bir de bunu sıkıştırın. Az sabret. Lök tatlımız var. Eğin usulü kendimiz yapıyoruz. Alo. Ha tamam. Tamam anladım. 10 dakika evde. Tamam. Ali. Siparişi aldın mı oğlum? Aldım baba. İyi hadi siz çıkın. Biz ananla hallederiz gelecek her şeyi. Cemal abi. Ha sen de Mahir. Nasıl? Oğlum, sözümü dinle. Usta aradı. Evde bekliyor, söyleyecekleri varmış. Hepimizi mi bekliyormuş? Evet. Ha, kötü bir şey mi oldu acaba ya? Daha sallanırsan olacak. Hadi. Haydi çıkalım, haydi. Sonra gelir yardım ederiz abi. İyi şanslar. Sağ ol Cemal abi. Şans mı? Ne alaka şans mı? Ya haydi. Geldiler, geldiler. Bu gelen hangisi? Saliha? Ha, kızlarınki mi, Hüsnü'ninki mi? Arife'nin, Arife'nin. Öteki de yola çıkmış ya, bu değilse? Ya, Bahattin sormuştur o kadarını. Hatçık, kapı. Geldim halam, geldim. Geç oğlum. Ortalık derli toplu değil mi Hatçık? Geldiniz. Hoş bulduk. Mahir'in annesi sen misin? Fırtına. Benim ufaklık. Sen kimsin? O bizim torun. Yaren de bir numara. Merhaba. Merhaba. Buyurun efendim, buyurun efendim. Efendim hoş geldiniz. Ben Elmas, çocukların halasıyım. Elvan Hanım, büyük ablam Saliha, torunları tanıdınız da kızımız Açık. Hoş geldiniz. Elvan teyze. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bu da kızımız iki numara, Ceylan. Arife'nin kardeşi. Aynen. Kolay geldiniz mi? Zor olur mu kızım, Mahir'i göreceğim. Elvan Hanım hiç görmediniz mi? Bizimki biraz karışık bir hikaye. Ceylancığım size ne kadar teşekkür etsem az. Ya biz teşekkür ederiz.
Biz bile heyecanlandık Elvan Hanım. Siz kim bilir? Aman da aman! Buyurun. Buyurun, buyurun. Elvan Hanım. Elvan Hanım, Hüsnem. Kızlar konuşmuş, Yalova'dan geldi. He, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahattin'im, o vakit öbürsü iki telli. Sen aç, haber et. Ben hemen geleyim. Buyurun Elvan Hanım, buyurun. Ya ne diyecekmiş ki usta bu saatte bizi eve çağırıyor ya, Harife? Bilmiyorum ya, işte eve gidince bakarız. Ya gidince öğreneceksin işte abi. Abi kötü bir şey olmasın da ya. Yok, ne olacak ki, sen merak etme, olmaz olmaz. Sen biliyor musun? Yo. Yani eniştem kötü bir şey söylemek için eve çağırmaz diye ben. He. Yani. Bahattin dedi, Mahir abimler geldi. Mahir abim geldi. Koş Fırtına, koş karşıla. Ben ne yapayım? Ay siz rahat olun Elvan Hanım. Delikanlı gelecek. Mahir'in haberi var değil mi Ceylan? Yok halam, sürpriz. Arif öyle istedi. Anasının kızı. Bahattin'im. Ne oldu Elvan Han? Yoldan döndürdüm. Baktım. Oğlana sormadan iş yapıyorsun Behiye. Bana değil, Hüsnü'ye diyeceksin. Niye? Senin ağzı dili yok mu ha? Vakti değil diyemedin mi? Öyle şey denir mi Cemal? Şimdi ne olacak? Ceylan diye diye ömrünü tüketti. Defne iyi kız, akıllı, terbiyeli. Behiye. Alacak. Ben de Behiye'ysem aldıracağım. Ablam biz geldik. Hoş geldiniz kızım. Babam, her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Ali, hoş geldin oğlum. Hayırlı olsun Ali. Sağ ol Elmasala. Ustam, ne oldu ya? Vallahi çok merak ettik ha. Ne söyleyeceksin? Gel oğlum, gel. Geç otur, gel. Ya usta, yoksa altılıyı falan bildin de bize mi söylemiyorsun milli piyangoyu ya? Sen bizi durup dururken çağırmazdın eve. Mahir. Bak, ahıyor ha. Aşkımızı ileriye taşımak için can atan bu beden sevdiğinden ayrılmaz. Ölse de derdinden. Hop çıka geldim ta eyinden. Takmadan nişan yüzüğünü hiçbir yere gitmem. Gitmem. Evet gitmem. Gerçi nişan yüzüğünü takmasak da gitmem ama önümüz yaz. Bahçede otururum. Gitmem ah. Ustam ne gerek vardı ki böyle bir şeye? Oğlum annenin yanında böyle konuşulur mu? Arkadaşların düşünmüş. Benim başımın altından çıktı. Anan gibi yer olur mu Mahir'im? Sağ ol Rife. Mahir. Birader sen hiç konuşma zaten. Mahir'im. Gelme. Arife çok sağ ol ya. Gerçekten. Mahir. 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 Mahir.
beni dinle. Ne dinleyeyim? Neyi dinleyeyim ya bunca yıl sonra? Ha? Hasta ilim yoktun. Babam gece çalıştı, yıllarca evde yalnızdım yoktun. Okula yalnız başladım. Sınıfta kaç kişinin annesi yoktu biliyor musun? Eşek kadar adam olmuşum. Dinle diyorsun. Ne dinleyeceğim ya Allah aşkına? Mahir. Mahir. Çocuklarda hiç mi akıl yok? Niye söylemediler Mahir'e? Ya Civan, ne bilecekler işte, sürpriz olsun diye. Düşünememişler. Vallahi bizim aileye sürprizi yasaklamak lazım. Ne oldu peki? Ne olacak? Hiç. Mahir aldı yürüdü. Ali de peşine. Anneyi de bir arkadaşına götürdük. İşte bakalım halledeceğiz herhalde. Yadigar, geliyorsunuz değil mi? Geleceğiz, geleceğiz. Yani eniştem öyle dedi. Civan. Ha. Biraz sonra herkes bilecek. Ha, bilecek. Hı. Korkmuyor musun? Yok, korkmuyorum. Bu gece iyi geçecek, sen de korkma. Genetik işte Ceylan'ım ya. İnsan sonunda annesi oluyormuş ya. Ben de annem oldum. Gittim çocuğun annesini buldum ya. O da bulmuş. Dedim işte. Hüsnü Celepoğlu gene. Ablam sen nereden bileceksin ya? Sana ne ya? Sen neyi karıştırıyorsun acaba? Tam biri seni sevmiş. Tam mutlu olmuşsun. Yok. İlle de bir şey yapacağım. İlle de bir şey yapacağım. Mahir sana kızmaz ya. Neye kızmaz Ceylan ya? Yüzüme bile bakmadı. Bir daha da bakmaz. Affetmez. Aa bak, aa. Buraya yazıyorum. Niye ya, niye yani? Ya oğlum kız iyilik yapmak istedi işte. Abi ne iyiliği Allah aşkına? İlk önce bana bir sorsun ya. Bakalım ben istiyor muyum yani? Bir haber ver, bir konuş benimle yani. Mahir. Ya ne var oğlum? Hem sen niye görmek istemiyorsun ki anneni? Aferin usta. Aferin. Bunu da başardınız. Oğlanın yıllardır görüşmem dediği anasını define bulur gibi buldunuz. Mahir aptal ya, o bulamıyor. Bu şeref de size nasip oldu. İyilik yapmak istedik Battin'im. Şimdi ne olacak Hüsnü? Battin, kadın bizden haber bekliyor. Ben onu bir yerden çıkaracağım ama. Hüsnü. Abim. Cümleten hayırlı akşamlar. Babacığım öpeyim. Battin abim, Battal'ın sana diyecekleri var da. Müsaade edersen babacığım. Bir sen eksiktin oğlum. Sen gel de tam olalım ben. Geleyim babacığım. Halacığım, bu sana. Çam sakızı çoban armağanı. Tatlıyı da sana vereyim zayıf halama. Hüsnü anneciğim, bu pakette size. Battal'ım otur. Yaren'im, biz şimdi Civan abinin lokantaya gideceğiz. Biz? Arif ablanlar burada kızım. Ceylan ablan da. Hani geç mi geleceksiniz? Yok, yok. Ben sensiz uyuyayım mı? Tamam annem, geleceğiz.
Anne şu sözcük ne demek? Bilmem kızım, ne bileyim. Yabancı bu. Ben ne anlarım? Ceylan ablana soralım. Nereden çıktı bu kitap? İpek'in babası hediye etti. Şahin Bey. Yarışmayı kazandım diye. Sağ olsun da. Anne İngilizce kursuna gidebilir miyim? Hı? İpek dedi ki İngilizce öğrenirsen benim çok güzel kitaplarım var. Onları sana ödünç veririm dedi. Tamam kızım, bakarız. Yaren'im, okulda öğretmenin Yaren'in hiç arkadaşı yok dediydi. Nasıl oldu da siz bu İpek'le bu kadar böyle yakın oldunuz? Konuşacaklarımız var. Yani onun annesi yok, benim babam uzakta. Benziyoruz. Babacığım, eyinle görüştüm. Eğer hedersen ilk fırsatta nişanı yapacağız. Yapalım da bu evde dert bitmeyeyim. Abim, böyle de bize zor oldu yani. Yani bahçede vallahi zatir olmadım ya. Battal. He, köstebek kimin gizliden gelmesin. Abim, artık bu işten iki dudan arasına bakayım. Hedersen bu nişanı yapacağız. Zaten söz kesildi Bahattin. Nişanı da yapalım, sıralı olsun. Bahattin. İyi o vakit, haber ver Ergin'e gelsinler. Sağ ol babam be, sağ ol. Öpeyim babacığım. Ben abi, sonra sizi tek tek öperim. Abi, Allah razı olsun. Sağ ol. Hadi çıkalım o zaman, hadi. Nereye? Civan aileyi restorana davet etmiş. Ben de aileden sayılırım. Gelmezsem nezaketsizlik olur. Ablam, Civan'a bir zarf geldiydi bugün. Ne zarfı? Gündüz geldiydi, kurye getirdi. İşte bu telaştan benim akıl gitti tabii. İstiyorsan lokantaya götürelim, belki bir lazım bir şey vardır falan. Her şeyi berbat ettim Yadigar abla. İlk defa bir şey iyi gidiyordu. Onu da kendi ellerimle bozdum. Dur bakalım Arifem. Belli olmaz. Bakarsın yarın gider konuşur, anlaşırlar. Hiç sanmıyorum. Siz ne zaman çıkıyorsunuz? Lokantaya. Birazdan. Keşke siz de gelseydiniz. Niye? Özel bir şey mi var ki? Yadigar. Hadi kızım, Hüsneler seni bekleyin. Ha, tamam oğlum, tamam geldim. Hadi. Sıkma canını. Bu ne? Bilmiyorum ablam, yabancı lisan yazıyor. Kimden? Yelda Saruhan. Aman! Yelda'dan mektup var. Mektup olsa küçük zarfın içine kur. He. Yok, başka bir şey zar. Özel bir şey herhal Hüsne. Sert bir şey. Kız belki bir şey yolladı. Halam yolladı da ney? Ablam Civan'a götürüp verelim işte. O açar gösterir bize.
Yadigar'ım şimdi hepimizi lokantaya toplaması. Davetlimsiniz. Aman ha ablam geç kalma. Aman hepiniz gelisiniz ha. Bugün kaç kere aradı? Konuşmak için. Ne konuşucu? Yok ablam kesin bir şey var. He bu oğlan bir şeyler karıştırıyor. Kız geldi apar topar gitti. O vakitten beri ne bir ses ne bir sada. Ablam hadi götürüp verelim Civan'a. Ya da açıp bakalım. Açık. Ay halam yabancı mıyık? Babam evde 7 tane kadın olunca da bekle bekle ömür geçer ha. Artık ben gelince bir şey mi yapsak? Nereye gelince? Eve babam. Oğlum sen ev tutmayacak mısın? He. Babam anahtarı verdi ben arabayı isteyeyim ya. Ev bastı. Hüsne! Babam. Kızım, ananı çağır. Yoksa bana afaganlar geliyor. Haydi. Bahattin babam sonra çekiyor araba direksiyondan. Şakir'i kayık. Batırmak lazım. Ulan ben kaç senedir kullanıyorum o arabayı. Bir yere çektiği yok. Kakalak. Gene ben mi suçlu oldum ya? Zarfta kalın bir şey belli olmuyor ha. He. Yani ay halım çok affedir. Affedir. Yani hacı Gelde'den zarf gelmiş bu saat mi beklenir? Ver ya ben bir bakayım şu zarfa. Arife. İtalyan'dan geldi İtalyan'dan. Tamam işte hangi İtalyan ben de bir bakayım anlarım ver. Yelda. Ablam sen ver onu. Ya bir ver bir bakacağım bana bırak. Arife sen karışma. Ya bir ver bir bakacağım. Ya bir bana bırakır mısın? Allah seni. Ablam şimdi hapı yuttuk işte he. Ya. Gitti. Vay vay. Dilim ağzıma büyüdü ya. Alo. Dayı çabuk gel. Ne oldu dayım? Yelda abladan bir zarf gelmiş. Nereye? Ya eve nereye olacak? Arife ne diyorsun? Ben buranın adresini verdim. Dayı zarf şu an annemin elinde. Bir dakika bir dakika ablam nerede? Kim var yanında? Halamlar, Hatçık abla, Yadigar abla. Al o zarfı hemen. Al çabuk. Alamıyorum. Ya merak etmiş bakacağım diyor vermiyor işte. Tamam tamam ben geliyorum hemen. Civan, nereye? Ya acil bir sorun çıktı da eve gitmem gerek. Hadi bin götüreyim seni. Ben hallederim. Ya bin işte araba var. Hadi. Yok birader ya, sen el kadar bebeği bırak git. Yıllarca hiç arayıp sorma çocuk öldü mü kaldı mı. Sonra biz eşek kadar olunca çık gel. Ne kadar güzel iş ya. O günden sonra hiç görmedin mi? Ya gördüm abi ben evine kadar da gittim ya. Ama yok yani ne diyecek ki çıkmadım karşısına. Ya Mahir peki neden gittiğini biliyor musun? Ya yok abi bilmiyorum.
Pelerini anlatmadım. Yok, anlatmadım şimdi. Ya abicim, bak hiçbir anne durup dururken çocuğunu ortada bırakıp gitmez. Ya sen hiç merak etmedin mi neden gitti, niye gitti? Yani durduk yere iş çıkardın ha Arife. Ben de mi? Ablam keşke hiç karışmasaydık, en başından götürüp verseydik. Ay Civan abisi ya, bu da abisini savunucu. Kız haklı üstüne. Halam ben mi saldırdım zarfın üstüne? Sen saldırdın. Arife. Gülüm içinde ne var merak ettik yani. Ya neyi merak ettiniz ya, neyi acaba? Ya arkadaş da arkadaş, Yelda neyin geldi neyin gitti belli değil. Civan bizi adam yerine koyup bir anlatsa. Kurutup verici süsle. Açıp bakmak bize yakışmıyor. Ya vereceğiz tabii halam. Bence de. Hayırlısıyla bir kurusa da. Ay. İçindekiler bozulmamış olsun da. Ah. Abla. O ne öyle o? Açıldı. Ay kız yanlış anlaşılıcı. Vallahi de mahsus yapmışız gibi. Ay. Sinirlerim laçkalaştı. Görkem buradan burası kestirme. Hastalık falan değil değil mi? Yok. Yelda'dan zarf gelmiş. Boşanma kağıtları. Herhalde. İyi gelsin. İstemiyor muydun gelmesini? Ablam orada. Yadigar'da. Civan. Ya 40 kere söyledim eve yollama diye. Niye eve yolluyorsun ki? Belki bulunsun istiyordur. Anne. Ablam. Hüsne açmayacağız dedik. Evet. Biz açmadık ki halam. Hatçık abla. Gülüm yalan mı? Kendi kendine açıldı. Biz açmadık. Ya tamam haydi kurudu artık. Bak gidelim. Geç kalıyoruz ama. Bir dakika Yadigar. Hüsne. Ya halam en azından ne var deyi? Kızım ayıp bakılmaz. He halam bakılmaz da onun için bir saattir başında dikiliyin değil mi? Ya anne ver şunu. Hüsnü ablam. Anne! Abla! Yanmışım ben canım, yanmışım gözlerinde. Ellerin değmese bile kalbimi vermişim sana. Yanmışım ben canım, yanmışım gözlerinde. Ellerin değmese bile kalbimi vermişim sana. Bin kere de değilsin. Bir ömür böyle geçse de kalbim senin elinde. Sana benden yanmışım ben canım, yanmışım ben.